holden çıkan tır dehşet saçtı. Minibüs şoförü manevra yapsa da facianın önüne geçemedi. Hız yaptılar, makas attılar. Lan millet ülkenin nasıl tehlikeli yapıyorlar ya? Trafiktekilere büyük korku yaşatan o magandalara ne ceza verildi? Her gün Ankara sokaklarında geziyor, onu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 2500 kişiyi 2,5 milyar lira dolandırdı. Kaçış planları yaparken kıskıvrak yakalandı. Son zamanların en büyük vurgunundaki şok eden gelişmeler. Kendini almadığını iddia eden minibüsün önünü kesip şoförden hesap sormuştu. Beni niye almadı el ettiğim zaman canlı yayındasın ha? Görüntüleri ihbar sayan emniyet o magandanın peşini bırakmadı. Beni gördün almadı, sebebini söyle gideceğim. Tüm detaylar az sonra. Efendim, güzel bir sabah diliyoruz. Her zaman olduğu gibi karşınızda hazır bir şekilde bulunuyoruz. Umarım sizler de en az bizler kadar iyisinizdir. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cuma günündeyiz, 9 Şubat Cuma günündeyiz. Güzel bir gün olsun. Hep beraberce haberlerimizi, yorumlarımızı yapacağız. Başlayalım. Aynen. Peki o zaman. 0534 263 43 72 WhatsApp hattımızdır efendim. Murat'cığım çok şıksın bugün. Beyazın teşekkür ederim. Siz de öyle aynı şekilde. Ama ben hemen bir hazır kamerayı da bulmuşken konuşayım. Dün gerçekten çok üzüldüm. Yani içtenlikle bunu söylüyorum. Kendimi doğru ifade edemedim. Çok üzgünüm, çok özür dilerim hatta. Doktorumuza, özellikle bir kadın doktorumuza yapılan bir şiddete yönelik olarak kurduğum cümleler, yaptığım yorumdan dolayı içtenlikle bütün doktor arkadaşlarımızdan, sağlık camiamızdan ve elbette ki o kadın doktorumuzdan içtenlikle ve samimi bir şekilde özür dilerim. Haddimi aştım. Evet. Estağfurullah. Ve dolayısıyla çok üzgünüm, bir kez daha söyleyeyim. Evet. Ve elbette ki olayının failinde hak ettiği cezayı alacağını biliyorum, umuyorum. Evet. Dolayısıyla bütün doktor kardeşlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Zaten şiddete yönelik olarak her şekilde konuşuyoruz. Hiçbir fırsatı kaçırmadan şiddete karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Evet. Bu durumda anlaşılmıştır. Bir kaza oldu. Gerçekten. Olabilir Murat'cığım. Hepimiz insanız ve zaman zaman arkasında durduğumuz fikirlerimiz ve yansıtmaya çalıştığımız ne varsa aslında sonuna kadar savunmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Ama bazen bazı hassasiyetli durumlarda, ki dünkü konu biraz hassas bir durumda açıkçası. Kendimi ifade edememe durumu oldu. Yok. Yani söyleyeyim. Senin niyetinin orada olmadığını seni de biraz tanıyıp izleyenler anlamışlardır. Ama bazen dil başka türlü çıkabiliyor, bazen kelimeler başka türlü çıkabiliyor o dilden. Diyelim efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Tekrar ve tekrar diyelim. WhatsApp hattımızı söyledim. Verdik hepsini. Hazırız o zaman. Aynen öyle. Bekler. Şimdi kimi yol kesti, kimi oyun oynadı, kimi arabanın camından sarktı ve bunları birer marifet saydı. Efendim, görmeye alışık olduğumuz ama asla görmek istemediğimiz görüntülerden bir demet geliyor. Trafikte magandalar. Onların sözde eğlencesi başkalarının çilesine döndü. Bursa'da bir grup genç asker eğlencesi yapmak için yolu kapattı, yüksek sesle çifte telli oynadı. Polis onları uyarmaya gitti ancak magandalıktan vazgeçmediler, polisle tartışıp küfür ve hakaretler savurdular. Eyvah, polis geldi. İstanbul Kadıköy'de de iki trafik canavarı hem kendi canlarını hem trafiktekilerin canlarını hiçe saydı, makas ata ata ilerledi. Vallahi kaza yapacaklar ya. Lan milletin canını nasıl tehlikeye atıyorlar ya. Üstelik biri her şey normalmiş gibi camdan çıktı. Trafiktekilerin yaşadığı korku ve tedirginlik o görüntüleri çeken kişinin sesine bile yansıdı. Uy 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 uy, bak bak bak. Eyvah. Görüntüleri ihbar kabul eden polis iki sürücüyü yakaladı. Toplam 41.592 lira ceza kesildi.
Toplam 41.592 lira ceza yazıldı. Acaba şu soruyu soruyorum. Bu onlar için caydırıcı olmuş mudur? Ya Ebru, bu hafta kaçıncı verdiğimiz haber bu? Tamam, asker eğlenceleri veya da asker uğurlamalar var. Yani tamam, bizde çoğu zaman güzel yapılıyor, ediliyor. Ben de, beni de gönderdiler. Tabii. Benim arkadaşları da hep beraber gönderdik ama bu kadar bu şekilde, hani iki hafta önceden itibaren vermeye başladık haberleri, değil mi? Asker eğlencesi, askeri uğurlama vesaire, yol kesip evet, oyunlar oynama vesaire vesaire. Ne yaparlar? Eğlensinler, şarkılar söylesinler, davullar, zurnalar. Ama aynı cümleleri kuruyoruz ama hep. Ama hani değil mi? Yolu kapatmasınlar diyoruz. Hikayemiz bu. Yani, ben şunu merak ediyorum. Sence caydırıcı olmuş mudur? Oluyor ki yapıyor, yapmıyorlar. Yani ne diyebilirim Allah aşkına? Olamıyor demek ki gördüğümüz kadarıyla. Yani düşünüyor ya, ne yapalım işte, bir ceza yedik. Birkaç ay sonra tekrar yaparız. Hani o zamana kadar bütçeyle toplarız ceza bütçesini. Yani 1, 3, 5, 7 bu nereye kadar gerçekten bu cezalar? Ödenerek mi akıllanacaklar, yoksa bir gün gerçekten ayıp ya tamam biz gerçekten bunu yapmamalıyız mı diyecekler? Bu ve buna meyli olan insanlar. Öyle dediğimiz zaman da parasını es ödüyoruz kardeşim i̇şte deniyor. İşte onunla bahsediyorum. Öyle mi bakıyorlar mesela, yoksa yani gerçekten ya biz bir hata yaptık. Çok da ileri gitmişim. Yok canım. Hani pencereden dışarı çıkıp yollarda gitmek de neyin nesi? Ya öyle bir şey tabii ki. Hani diyor mudur bir, acaba? Demiyor kendine. Ama dolayısıyla bir de bir taraftan da tartışıyorlar oradaki görevlilerle, oradaki vatandaşlarla, ama bildiklerini okuyorlar. Bu makas atma hikayesinde de daha bir iki ay önce başıma geldi. Gidiyorum bir araç yine böyle yapıyor, bir taksinin uçtuğunu gördüm. Oo. Ya. Aynen öyle. Ve o araç yine yoluna devam aynen etti mesela. O makas hikayesini de bitiremiyoruz. Arkadaşlar biraz kendimize gelelim ya. Valla gerçekten Allah insan 41.592 lira değil mi ceza? Evet. Var. Evet, toplamda. Yani birkaç kişi bölüşmüşler dolayısıyla. Pekala, buyurunuz. Şimdi bir insan polis yazılı yelek giyiyor. Bunu bulmak kolay. Sokakta insanlara kimlik kontrolü yapıyor. Yani nereden bilsin değil mi? Genç çocuklar ya da sen, ben falan filan. Yani bir kimlik aslında bizim de sormamız lazım. Siz kimsiniz ki benden kimlik istiyorsunuz diye. Bir çocuğun telefonunu da o sırada alıyor kaçıyor. İstanbul'da Fatih'te 14 yaşındaki bir yavrumuz. Olayları bakın nasıl anlatmış. Ben okuldan geri dönerken bu şahıs yanıma gelmişti. Kendini bir polis olarak tanıttı. Sahte kıyafeti bile vardı, polis kıyafeti. Yaşından başından utanmadı, polis yeleği giyip önüne gelene kimlik sordu. Yetmedi, bir çocuğun telefonunu çaldı. 14 yaşındaki Deniz Bayhan okuldan çıkmıştı, evine doğru yürüyordu. Tam o sırada yanına üzerinde sahte polis yeleği olan biri yaklaştı. Yaşlı ve böyle sanki uzun süredir polis gibi gözüküyordu yani. O yüzden güvenmiştim ben de. Şaşkınlık veren olayın adresi İstanbul Fatih'ti. Daha sonra Deniz'e kişisel sorular sormaya başladı ve elindeki yaklaşık 12 bin lira değerinde olan bu telefonu aldı. Adın ne? Nereye gidiyorsun gibi sorular. Benimle yürümeye başladı o da ve yolda da hala sorguya çekiyordu beni. Ailemle ilgili sorular sormaya başladı. Annen babanla mı yaşıyorsun? Hangi işleri çalışıyorlar gibi sorular sordu bana. Telefon elimdeyken annemin bir fotoğrafını göstermemi istedi. Bir gözlük ve şarj kablosu verdi bana. Sonra iddiaya göre kendisine taksi çağırmasını söyledi ve ardından o taksiye binerek hızla kayıplara karıştı. Ben çağırdığımda telefonumun onun elinde olduğunu fark etmemiştim. Telefonumu alabilir miyim diye soracakken kapıyı suratıma kapattı. Ben orada yani boş boş kaldım. Şok oldum. Oğlunun telefonunu arayan anne Sibel Koç hayatının şokunu yaşadı. İki kez aradım ve meşgule atıldı telefon ve ondan sonra telefon tamamen kapandı. Nasıl bir insan bu? Sen benim resmimi ne yapacaksın? Psikolojim bozuldu. Bu insanın yani cezasını almasını istiyorum. Polis yelekli o sahtekar kısa sürede yakalandı. Üzerinden kelepçe bile çıktı. Çaldığı telefon da sahibine teslim edildi. Sonunda telefonuma kavuştum ve yani çok mutluyum. Şimdi çocuklara ailelerin en büyük herhalde öğretilerinden biri, bak polis amcalar var, her zaman bizi korur. Sen merak etme, dışarıda bir şey olduğunda hemen bir polis amcanın yanına git ve söyle, anlat derdini. Onlar ne yapar ne eder. Ha kayboldun mesela çocuğum, elini kaybetti. Git hemen bir polisin yanına, o sana bize getirir gibi. Değil mi? Yani güven duygusunun bu derece net olduğu bize ifade edilmiştir çocukluğumuzdan beri. Şimdi bu çocuk neyle geri kaldı? Hayalleri, güven duygusu, büyük bir sorgulama, çalınan telefonu. Sen polis değil miydin? Amca polis amca. Niye bana bunu yaşattın da kalmadı mı o çocuk?
gerçekten artık kime güveneceğimiz, kime soru soracağımız, kime cevap vereceğimizi de düşünür olmak zorundayız. 14 yaşında bir çocuktan öyle bir cesaret bekleyebilir misin? Tamam polis amca, sen bana kimliğini sordun da sen de bana kimliğini gösterir misin diyebilir mi? Yani işte. Ve dışarıda da hale kimse... Hale bak, utan ya, gerçekten utan. Hı hı. Hani gerçeği mi, sahtesi mi kimse anlayamaz. Buyur, yani baktım az önce sen konuşurken, atıyorum 200 liraya da polisiyeliği ya da malzemeleri satılabiliyor. 400 liraya da falan filan vesaire yani. Bunlara ulaşmak da çok kolay. Sadece genç arkadaşlar değil, yaşını almış abiler ablalar. Hani telefonda bile dolandırılan insanlardan bahsediyoruz. Tabii. Dolayısıyla valla bu dolandırıcılık yönteminde de çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle üniformalı. Görünce hemen de öyle, ama ya ne yapacaksın bir ya, taraftan da değil mi? Dediğin gibi bana sen kimliğini göster bakalım desen başka bir durum. Ay başka bir durum. Diyemezsin bunu diyemezsin bazen de. Diyemezsin yani. De zaten büyük yetişkin olsan da bunu sorgulamazsın. Evet. Biz o güven duygusu bizde kemikleşmiş. Hı-hı. Çok net bir duygudur. Bunun önüne geçmezsin ki. Evet. İhtiyaç duymazsın zaten. Biz bu duygumuza da güvenmeyeceksek kendimizi nasıl güvende hissedeceğiz? Bu çocuk nasıl geleceğe daha fazla umutla ve daha fazla güvenle ilerleyecek? Yani çok büyük geçmiş olsun o aile. Yaşadığınız hayal kırıklığı sonuna kadar hakkınızdır. İnşallah bir daha tekrar olmasın hiç kimse için. Büyük İnşallah bir ders falan. Olsun. Peki yine çocuklardan devam edelim. 14-15 yaşında olan iki kız çocuğu. Evet. Elektrikli motosiklet çalmaya kalktılar. Allah Allah diyoruz tabii. Nereden bu çocukların aklına geldi? Onun elektrikli motosiklet olduğunu anladılar vesaire. Ama işin arkasında başka bir hikaye var zaten. Var ki o çocuklar böyle yetiştiriliyorlar. İzleyelim efendim, buyurunuz. Ben de şaka olduğunu düşündüm önce. Hayırdır dedim, ne yapıyorsunuz? Yaşları küçük, kalkıştıkları suç büyüktü. İki kız çocuğu güpegündüz motosiklet çalmaya çalıştı. Çok rahattı, kendi motorları gibi almışlar götürüyorlar. Böyle bir rahatlık görmedim, gerçekten şaşırdım. Esenyurt'ta hırsızlık yapmaları için bu adam onları motosikletle getirdi. Bir iş yerinin önündeki elektrikli motosikleti gözlerine kestirdiler. İki kız çocuğu hemen işe koyuldu. İki tane 14-15 yaşında kız çocuğunun motorla oynadığını gördüm. Dışarıya çıktım, motoru baktım götürüyorlar. Ben de şaka olduğunu düşündüm önce. Esnaf şaka olmadığını anlayınca peşlerinden koştu. Kızlar motoru bırakıp kaçtı. Hayırdır dedim, ne yapıyorsunuz diye bağırdığımda motor atıp kaçtılar. O anda bir koştum. Sonra onları getiren motorcu ortaya çıktı. Küçük hırsızları alıp kaçırdı. Geride şaşkına çeviren hırsızlık girişimine ait güvenlik kamera görüntüleri kaldı. Hani diyoruz ya, nasıl yapıyor bu çocuklar bu kadar profesyonel? Olamazlar canım, çocuktur işte, kendi için. Yok Ebru, devir çok değişti. Bir şey yapmaya çalışıyor. Görüyoruz filmlerde, dizilerde de gayet açık net görüyoruz. Hatta bizim Show Haber muhabiri arkadaşlar bazen zabıtalarla operasyona çıkıyor yani. Tabii, tabii. Bir yaşında, iki yaşındaki çocukların nasıl dilencilikte kullanıldıklarını açık ve net görüyoruz bir taraftan. İşte onlar büyüyor da bu şekilde yetiştiriliyor. Şimdi bu insanlar, bu çocuklar gündüz vakti değil mi okulda olmaları falan gerekmiyor mu? Tabii, okulda canım. Olmaları gerekiyor. Gördüğün gibi... Ya bir de motor herhangi meslek, bir şey değil. Meslek kalem, dinliyorlar orada. Kalem, cüzdan, şu bu falan filan çalmıyor. Gayet motor yani. Her an yakalanabilirsin. Peki o motor yani o çocukların nereye kadar sürüklemesini ve dikkat çekmemesini bekliyorlardı? Yani gerçekten ateşe atmışlar adeta çocukları. Biz arkandayız. Siz gidin şimdi onu güzelce çalın bakalım. Nereye yürütebilirler o çocuklar onu? Yakalansa da bir şey. Yakalansa malum. Aynen öyle. Çocuk. Yani çocukların yaşadığı korkuya mı üzülelim? Beyinlerine sokulan bu kötü düşünceye mi bilmiyorum. Yani Allah akıl fikir versin. Yanında ebeveyn olarak duran her kim varsa, biraz vicdanınız varsa çocuklar. Biraz... Yani kendiniz düşmüşsünüz bu tuzaklara, bu karanlık yerlere. En azından çocukları sokmayın. Ama işte o da onlar için biraz da dünyaya geliyor maalesef. Aynen. Ve elleri kalem tutması gereken bu arkadaşlar gidiyor hırsızlığa yöneltiliyor. O da yani herhalde atılacak adımlar vardır bu konuyla ilgili. Evet. Peki buyurunuz. Dükkanı soymak için camı kırıyorlar. Evet. Gecenin 4.30 ya da 5'i sabaha karşı. Tabii havada karanlık. Fazla gürültü yapınca hadise bu. Camı kırmasalar aslında sessizce girip çıkacaklar. Komşuları uyandırıyorlar. Sonrasında biraz komedi filmleri gibi. Paniğe kapılan hırsızlar kaçarken bir arkadaşını unutuyor hatta. Ama ortada tabureler var. Tabureler var. Evet, bir izleyelim. Tabureyle hırsızları püskürttüm yani. Camdan bağırmamızda hiç müdahale edemedik. Dinlemediler. Kameranın yönünü değiştirip dükkana daldılar. Kabloları işte böyle çaldılar. Sonra komşular, ben yukarıdan aşağı inmemizle beraber kaçmaları bir oldu. O komşulardan biri hırsızları tabureyle püskürttü. O beş hırsız 5 Şubat gecesi Küçükçekmece'deki bu elektrikçiye geldi. Önce buradaki kepengi ellerindeki levye ile kırdılar. Sonrasındaysa işte bu kapının camını kırıp dükkanın içine girdiler ve işe koyuldular.
Camın patlaması bomba etkisi yaratıyor. Ondan dolayı duyduk onu. Onu duymasak boşaltırlardı. Hırsızlar kaşla göz arasında 100 bin liralık kabloyu araçlarına yükledi. Mehmet Aydın sesi duyunca hemen cama fırladı hırsızlar bağırdı, ancak hırsızlar ona aldırış etmedi, hemen aşağıya indi. O aşağıya inene kadarsa diğer komşusu harekete geçti. Gülay abla bağırmaya başladı işte hırsız var diye. Saat 4.30-5 civarı gibiydi. Sonra ben de balkona koştum. Balkondaki tabureleri hırsızların üzerine fırlattı. İyice panik olan o hırsızlar araca bindi, buradan kaçtı. Hatta kaçarken bir arkadaşlarını da burada unuttular. Tabureyi fırlattım, bir daha elinden düşürdüler kabloları. Tabureyle hırsızları püskürttüm yani. Korktular, bir tanesini de yolda unuttular. Bir tanesi de arabaya zor bindi, adamı çiğniyorlardı. Tabureyle hırsız püskürten adam oldu. Hırsızlar korksun yani. Hırsızlar kaçtı ama yüzlerce metre kabloda gitti. Allah zarar 50-100 arası var. 100 bine kadar var yani. Kahraman bir komşu var burada son anda. Tabureli. Evet değil mi? Tabureliler diye bir bölüm var biliyorsun. Tabureli yani eline ne geçtiyse fırlatmış işte bak. Ve o plastik taburede onları savurtmaya yetmiş. Helal olsun yani. Göz göre göre bak sabahın 5'i arabalar dışarıda vızır vızır. Böyle bir yerde böyle bir hırsızlar bunlar göz koymuşlar. Ya bilmiyorum da. Hiç umurlarında değil, ses mi çıkarttık, ne yaptık, ne yapıyoruz. Ya şeyi bu... de matematiği de anlamıyorlar çünkü camı kırdıkları zaman o ses çıkacak ortaya ama ondan sonraki rahatlık da zaten fazla rahatsız edici aslında. Ya geldikleri boyutu görüyoruz Allah aşkına. Hani o düzeneyi doğru yapıp camı kırmadan içeri girseler dükkan şu an gitmişti. Tabii tabii. Bugün 100 bin lira milyonluk hırsızlık yapacaklardı. Niye paniği kadar? De görüyorsun bir taraftan. Acemi arkadaşları yani. Unutuyorlar. Unutuyorlar. Acemi oldukları için mi sence böyleler, yoksa yakalansak da ne ben olacak bu işleri canım? Anlamam vallahi. Diye mi acaba böyleler diye soru soruyorum. Ama... Kahraman komşu. Evet, kahraman da yani mahallemizde böyle bir kahraman komşu olmasa mesela. Keşke. Yani olmasa. Hani o da işin içine giriyor ama Allah korusun delici kesici alet, silah vesaire devreye girse. Tabii. Allah korusun yani. Önüne geçmemiz lazım bu hırsızlığın. İnşallah tez zamanda geçeriz. İnşallah. Yani artık hani dışarıya böyle uyarılar, alarm sistemleri, her şey konuluyor. Artık olmayanı olmamalı. Yani hepsinin her bir kapıda olmak durumunda. Görünüm tabii. Bakayım. Tabii. Peki, akıllara durgunluk veren bir firar girişimi. Yani bu kadarı da olur mu diyeceksin. Evet. Çünkü canın elinde yani o anda. Hatta çok kendinde bile değilsin. Çünkü ameliyattan yeni çıkmışsın. Çıkmış oldun. Ameliyat da bir estetik ameliyatı. Efendim bir kadın özel bir estetik operasyon geçirmek üzere bir hastaneye, özel bir hastaneye yatar. Fakat daha narkozun etkisindeyken Allah. Kaçmaya çalışır. Hikaye buradan ibaret. İzleyelim görüntüleri. Yüzünü gerdirdi, burnunu yaptırdı. İddiaya göre ücret ödememek için daha narkozun etkisindeyken kaçmaya kalktı. Akıl almaz firar girişimi şişti ve bu özel hastanede yaşandı. Yabancı uyruklu kadın yüzüne estetik yaptırmak istemiş, ücretli anlaşınca da bıçak altına yatmıştı. Henüz daha ameliyattan yeni çıkmıştı. Dolayısıyla da narkoz etkisinin altındaydı. Yüzünde sargılar, üzerinde ameliyat kıyafetiyle kendini hastanenin bahçesine attı. Hastayı o halde bahçede görenler şaşkına döndü. Odasına dönmesi için ikna etmeye çalıştılar ama çok öfkeliydi. Görevlilerle tartıştı, iddiaya göre küfür hakaret etti. Kadının niyeti iddiaya göre masrafları ödemeden kaçmaktı ama onu fark eden hastane görevlileri buna engel oldu. Dakikalar sonra sakinleştirilebilen kadın nihayet odasına çıkarıldı. İki tarafta birbirinden şikayetçi olmadı. Hani narkozun etkisiyle yanlış kararlar mı aldı diyeceğim de yok, bu bir bayağı planlı herhalde. Ama yani o sırada nasıl kaçmış da gitmiş tek başına mı bir taraftan Murat, da? Murat bir dakika, ayağında varis çorapları. Tipi, evet tipi görüyoruz değil mi? Şu orada bir duralım ya. Evet. Bak varis çorapları da orada, ameliyat önlüğü üstünde. Kafaya takılanlar, işte direnler yüzünde. Ebru ben kafayı gördüm ve aşağı inemedim bile. Tabii. Neler oldu, neler var, varis çorabı mı vesaire diye. Bu şekilde gidiyor İstanbul, Şişli sokaklarında bir de. Aynen. Böyle böyle, kımıl kımıl her yer. Hastane terlikleri ayağında, bahçede yakalan, nereye abla ben gidiyorum. Ne gidiyor da nereye? Nereye gidiyor? Ha, cüzdanını almış elinde, cüzdan ve telefon elinde galiba, evet. Narkosun etkisi de hala orada. Şikayetçi olmamaları tamam, bir şey hani...
bilmiyorum orasında ama hani bu kadar da... Onun da direnler sarkıyor yani. Bu kadar da olabilir mi? Muhtemelen Narcos'un etkisiyledir diye düşünüyorum yani. Böyle diyelim yani. Ya başka türlü olmaz çünkü işini... Şeyden ne farkı var? Yemeği yiyor kaçıyor. Tabii vatandaş canım. Görüyorsun. Kuaföre gidiyor, saçını başını yaptırıyor, kaçıyor gidiyor. Bu ameliyat yani bu da ameliyatında olmuş, o da kaçıp gidiyor. Ha peki sonrasını hiç düşündüm yani ben bu direnlerle bu ameliyatlı halimle nasıl baş ederim? Kim bana bakar? Yani bilmiyorum ne tahayyül ettin kafanda ablacığım böyle çıkarken ama umarım güzel hayır, olmuştur. Hayır varsayalım çıktın hakim karşısındasın Narcos'un etkisiyle yaptım dediğin andan itibaren zaten söylenecek bir şey evet, yok. Yabancı uyrukluymuş galiba değil mi kendisi? Vallahi galiba. Evet. Yabancı uyruklu da böyle işte maalesef. Neyse estetik olabilir. Operasyonlu kadın bahçede de yakalandı bunu da görmüş olduk. Evet. Şimdi kiracısını dün verdik ya bu haberi. Eşini dul bırakmak istemiyorsan dükkanımdan çık diyerek tehdit eden bir mülk sahibi vardı çark etti. Kamera karşısına geçti özür diledi. Kiracı diyor iş yerimi boşaltırsa onun duacısı olurum diyor. Aa. Bir de bu şekilde olayı tam çözelim demiş. Aynen. Ya sen gelin öldürene kadar. Karını dul bırakmak istemiyorsan çık. Oğlunu yetim bırakmak istemiyorsan çıkıyorsun. Çağırdım kendisini. Rica etmek istedim. Anlatmak istedim durumu. Dinlemedi beni, sinirlendirdi. Kan donduran tehditler savurdu, demediğini bırakmadı. Kiracısını bastonla vura vura öldüreceğini söyleyen mülk sahibi sinir bahanesine sığındı, özür diledi. Sinir esasında bu kelimeleri kullandım. Bana yakışmayan bir kelime bunlar. Sinirlendiğim için söyledim. Bunlar için özür diliyorum. Şimdi bu kapıya bak bu kapı. Böyle duruyorum elimde şeyden beraber. Bastonla duruyorsun. He bastonla. Bana hücum ettiğin an sayısı belli değil. Yemin ediyorum bak. Benim bir tarafa dokunduğun an bastonun sayısı belli değil. Yani öldürene kadar. Al hepsini al. Derdi Pendik'teki iş yerinin kirasını 15 bin liradan 50 bin liraya çıkarmaktı. Kiracısı itiraz edince Osman Kızıltaş açtı ağzını yumdu gözünü. Bak tehdit etti beni ha. Tehdit ediyorum. Neden ediyorum? Emine al. Para vermiyorsun. Hayır, çıkmıyorsun. Borcum ben yok. Ben dükkanı çıkarıyorum. Tamam. Bu benim 8 senelik kiracım. Ne anlatıyorsak anlamıyor. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. Eşini dul çocuğunu yetim bırakmak istemiyorsan dükkanımdan çık demişti. Çark edip özür diledi. Karını dul bırakmak istemiyorsan çık. Oğlunu yetim bırakmak istemiyorsan çıkıyorsun. Kendisinden de bütün kamyonuna da özür diliyorum. Dostluğumuz baki kalsın. Bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim. Çıkarsa da ardından dua edeceğim. Tamam o kısım çok güzel. Allah razı olsun. Birbirimize duacıyız her zaman da amcacığım hani öncesinde ettiğin laflar sizden mi çıktı gerçekten ne durumdaydınız o anda diye ben size sormak istiyorum. Şimdi çok gördük bu hafta bu sonradan özür dilemeleri yapıp aman ben yapmadım aslında bir anda nasıl o sözleri söyledim diye. Sinir anında diyor ya. Hı-hı. Yani sinir anında belli bir artık anlaşamama noktasına gelmişler belli ki ama ya bu söz söylenir mi Murat? Hı-hı. Olmaz. Yani hiçbir şekilde söylenmez. Yakıştıramadık. Keşke söylemeseydin amcacığım. Tamam özür dilemişsin. Sağ olasın ama ben değil. O kiracının bunu kabul etmesi lazım. 8 yıllık kiracı. Şimdi hani çok bu ev sahibi, kiracı, ev sahibi ya da mülk sahibi, dükkan kiracısı vesaire arasındaki sorun bitmek bilmiyor. Ve anladığım kadarıyla bu yılda bunlarla çok konuşacağız. Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Özellikle kiralarda, hangi kiralarda? Dükkan kiralarında güncellemeler oluyor vesaire. Gücü olan veriyor, olmayan vermiyor, isteyen istiyor, istediğiyle kalıyor ya da vesaire. Ama bu sorun ciddi anlamda bir barınma sorunu, bir sosyal sorun oldu. Bunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Bugün bu amcamız, yarın diğer amcamız, öbürsün başka amcamız. Evet. Yani hani 2-3 yıl önce harikulade işler giderken niye son zamanlarda bu şekilde işler değişti? Bunu da bir hesabını kitabını yapmak lazım. Ama fakat lakin işte sınırları da aşmadan. Aşmadan. Herkes kendi hesabını kitabını yapıyor. Net de bir durum var ortada. Hatta beni görünce çok da söylüyorlar. Lütfen Ebru Hanım ev sahiplerini, mülk sahiplerini de birazcık koruyun. Yani biz gerçekten herkesi korumak değil, biz olduğu gibi konuşmaya çalışıyoruz. Hem kiracı tarafından hem ev sahibi tarafından bakmaya çalışıyoruz. Zira hepimiz aynı koşullar içerisinde evet, yaşıyoruz. Evet, aynen öyle yani. İki taraf... Yani öyle bir şey ki, hani dediğimiz gibi
Biri hakkında bir şey söylesen diğer taraf alınıyor, diğeri hakkında bir şey söylesen. Evet. Yani şöyle diyelim, bu zamanda ev sahibi de olmak zor, kiracı olmak da hayli zor. Herkes kendi açısından bir haklılık payı çıkarmaya çalışıyor. Herkesin kanunlara da dayanarak bir takım elinde belgeleri var. Dolayısıyla hani iyi niyet, o iyi niyeti iyileştirmekte arada arabulucuların en büyük bir şekilde görevi haline geldi şu anda. Pekala, her şehirde bir tane olsa nasıl olur diyeceğim. Ne? Bu çocukluğumuzun bir hayal kahramanı vardır bak bu. Batman. Var hala ya. Gotham City'yi değil mi? Yani senin oğlan seviyor mu Batman'i? Seviyor tabii. Ben de bak, çok severim. Bir de örümcek adamımız vardı. O dolaşıyor. O dolaşıyor. Böyle restoranlara uğruyor. Selamünaleyküm deyip yemeğini yiyor. Yine örümcek adamına devam ediyor. O şimdi kim bilir nerede yani. Gezmişti değil mi? Geziyor geziyor maşallah. Batman de Ankara'da ortaya çıkmış. Buradaki kostüm daha bir afilli tabiri caizse. Biraz da zor bir kostüm. Baksana bunu taşımak falan filan. Tam kostüme öbürünün kostümü biraz... Yenilenmesi gereken yenilenmesi gerekiyor diyelim. Fotoğraf çektirirken çıkarıyordu ya sürekli. Peki bu bakalım buraya ne yapmış efendim bu fenomen Amerikan karakter kahramanı Batman Ankara'da. Neden böyle bir şey yapmayı tercih etmiş beyefendi? İzleyelim. Kokoreç doğradı. Pazarda sebze sattı. Başkent sokaklarında Batman'i görenler gözlerine inanamayıp bir kez daha baktı. Abi bu bizim Batman oluyor. Çizgi roman dünyasından beyaz perdeye efsane Batman'i sokaklarda gören Ankaralılar bir hayli şaşırdı. Batman kimi zaman metroya bindi, kimi zaman minibüsteydi. Sen Batman'sa ben de neyim biliyor musun? Ankaralı Batman bir üniversite öğrencisi Ali Efe Arslan sokaklarda böyle gezmesinin nedenini hayranlık diye özetledi. Kostümü giyince açıkçası sanki farklı biriymiş gibi hissediyorum. Gündelik hayatımdaki benle işte kostüm giyen ben sanki çok farklı kişilermiş gibi. Kostümü tasarlarken teyzem çok yardımcı oldu. Birlikte yaptık pelerini falan dikimini. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Haftanın en az 2-3 günü kostümü giyip video çekmeye çalışıyorum. Sokakta işte geziyorum. Vay be, ha? Bu arada kostüm çok yakışmış. Yani gerçekten Batman filminin yapımcıları gelse, bu arkadaşı görse, baksana şekil, postür duruş, falan iyi diyorsun. Çok iyi taşımış. Yani bir Batman yürüyor tabii. Adeta film sahnesinden fırlamış gibi. Ama yaptıkları şahane. Çok gidiyorsun, düşünsen Ankara'da Kızılay'da buluşacaksın birisiyle ya da Sıhhiye'de filan böyle meclise doğru yürüyorsun. Aa, bir tane adam geliyor. Batman. Şaşırmaz mısın ya? Çocuğun filan olsa yani hani tabii baksana canım. Söyleyeyim fotoğraf falan çekilmekten... Para tabii. Kazanmıyorsa artık bilmiyorum ben bu işi kardeşim. Aynen. Tam teçhizat giyinmiş, kostüm de bayağı iyi yani. Ama hadise de çok güzel. Yani daha doğrusu düşünmek lazım üzerine. Ben bu kıyafeti giyince özgüvenim kendime geliyor diyor. Evet. Yani kıyafetler önemli değil mi? Hani bilirsin. E tabii canım. Mesela sen kendine yakışmayan bir rengi giysen o günün kötü tabii. Geçer. Tabii. Ne bileyim böyle salla paça olsan. Etkilişimdir çünkü o içten dışa, dıştan içe kostüm çok etkilidir. Ama yani bu işin çözümü de Batman'lik değil yani. Değil tabii de yani kimdir belki o çocukluk kahramanı onun için öyle bir gözünde büyüttüğü ve hayran olduğu bir durumdu ki şimdi onu yaşıyor. Bence tatlı olmuş, güzel de bir an olmuş pazarda, balıkçıda, herkesin içinde fotoğraflar çektirirken. Yakın tarihte Keloğlanları, Nasrettin Hocaları da görebiliriz yani. Niye görmeyin? Mesela pembe panter kostümü giysem ben olabilir. Kuyruğumla dolaşsam bu Sefaköy sokaklarında fena olmaz yani. Ya işte bu görünme ihtiyacından bahsediyoruz ya, sosyal medyada daha değişik ne yaparız, nasıl daha görünür oluruz, nasıl daha çok beğeniliriz. Yani herkes bir günlüğüne bile olsa, 5 dakikalığına bile olsa ünlü olacaktır sözü vardı ya. Çok kolay. O kadar güzel kostümler var evet. Ki tık 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 hemen alıyorsun, geliyor bedenine göre. Ha belki şurası bol, Terzi abiye götürüyorsun, bir vatka taktırıyor. Evet. Ondan sonra yoluna devam ediyorsun. İlginç bir ya şey. Ya bu kostümdür yani meslekler gibi. Yani onu giyersin, o işi yaparsan çıkarırsın, normal hayatına devam edersin. Orada kalmamak lazım çünkü o psikolojik başka bir duruma doğru gider. Peki buyurunuz. Şimdi Muş'a gidelim. Çok çünkü bir çay ocağı işletmecisi bir abimiz var. Malum Muş'ta da kar bir hayli fazla. Özellikle ülkemizin doğusundaki kardeşlere sevgi selam. Hep söylediğim gibi doğru. Yakacak yardımının olması lazım. İstanbul'da birazdan vereceğiz. Samsun'da 25 derecelere çıkmış yani. Düşün. Hani en yüksek Ocak sıcaklığını yaşadı dünya. Evet. Neyse Muş'a gelelim. Muş'ta bir arkadaşımız İglo ya da İglu denen işte bu hadiseye imza attı. İçine oyuyor, giriyorsun 3-5 kişi orada çayını, kahveni artık turuncu ne varsa içiyorsun falan filan. Çok romantik. Böyle bir girişimcilik hikayesi. Romantik. Evet, beni bir götüremedin şuraya. Yani. Muş ya uzak. Çok da olsun. Peki.
Eskimoğulların kullandığı iglo evler Muş'ta çay ocağı oldu. Günlerdir süren kar yağışıyla Muş beyaza büründü. Çay ocağı işleten Yılmaz Alak da bunu fırsata çevirdi. Eline aldığı kürekle 3 saat uğraşıp işte bu igloyu ortaya çıkardı. Bizim bölgede çok fazla kar yağdığı için ben de bunu biraz fırsata çevirerek karları kütle haline toplayıp sıkıştırdım. Daha sonra da içini bir mağara şeklinde oydum. Karda çay keyfi müşterileri de hayli memnun etti. Vallahi çok güzel. Helal olsun. Yaratıcılıkta sınır yok. Bu zor şartlarda bile nasıl işimi daha renkli hale getirebilirim? İnsanlara nasıl bir değişik bir şey sunabilirim? Elinize, emeğinize sağlık. Bayıldım. Baksana görüntünün güzelliğine. Biraz çok iç içe ama ya. Biraz geniş olabilirdi belki. Olsun böyle. Çok tabii. Romantik. Ben bayıldım bu fikre. Romantik evet. Çok hoşuma gitti. İyi bir romantizm olmuş orada. Valla sevgililer günü yaklaşıyor biliyorsun. Böyle çokça bununla ilgili fikirler var. Alın sevginizi güzel böyle bunun içinde, iglonun içinde çay içmeye götürün. Muş'a sevgi selam. Sevgi arkadaş selam herhalde olsun. Uyanıyor. Tabii yani iftihanı yapamıyor. Karda kışta evinden çıkamıyor insanlar anladığım kadarıyla. Düşünürken böyle bir girişimciliğe imza atıyor. İşte evet, ne kadar bravo, da güzel. Helal olsun kardeşime. Dünyada acaba örnekleri yok mu? Restoranları var buzdan gidiyorsun buz masalarda. Büyük yatırımlar yapa. Bak arkadaş eline helal almış olsun. Nacarı neyse keseri vesaireyi doğru yerde kullanarak işini yapmış. Bir taraftan da şunu düşünüyorum mesela atıyorum 5 liraysa kahve ya da çay. Kahvede. Orada fiyat artıyor mu? Ha. O da önemli. Bu iglonun içinde ya da diyebilirler farklı mi? Ya burası biraz soğuk şu sobayı açsak yaksak falan filan derler mi acaba? O da olabilir yani. Muşlu dostlar. Hani çok fazla ömrü olmaz tabii. Enteresan ama o yazdan korur. Hani girip en azından bir kuytuda içmişler çaylarını. Harika. Vallahi bravo abimize. Peki Doğu ve Kuzeydoğu'da kelimenin tam anlamıyla bu dondurucu hali görüyoruz. Evet. Kar işte dün verdik Ardahan'a. Son tabii. 55 yılın en büyük okullar karı yağdı. Okullar tatil oldu. Okullar tatil oldu. Orta Karadeniz ve yurdun batı kesimleri de yazdan kalma günler yaşıyor. Nasıl diyeceksiniz? Dün biz İstanbul'da da oldukça sıcak denilebilecek bir gün geçirdik. Kesinlikle öyleydi. Genellikle Akdeniz'de Antalya'da görmeye alışığız. Yani kışın denize girmeler. Hı hı. Ama bu sefer iş biraz daha farklı. Çünkü olay Samsun'da yaşandı. Kuzeye. Son 24 saatin en sıcak şehri Samsun oldu efendim. Görüldüğü üzere hava derecesi yani tahmini hava sıcaklığı 25.3 derece. Tişörtler çıktı yani. Tabii çıktı. Yani bir de hissedileni daha fazladır bunun. Evet. Daha önce Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7.2 derece, mevsim normallerinin 19 derece üstünde seyrediyor şu anda. 19 derece üstünde. Ya bir taraftan da doğalgazı yakmadığımız için hani en azından bir şükrediyorum ama buradaki iklim krizi açık ve net daha nasıl ortaya çıkacak? Evet. Peki Karadeniz bölgesindeki birçok ilin hava sıcaklığı Akdeniz bölgesindeki illeri solladı. Bu da çok nadir görülen bir şeydir. Ordu, Rize, Giresun, Düzce, Zonguldak ve Tokat'ta da sıcaklık 22-25 derece arasında. Düzce'de bile çünkü hani biraz evet. Daha nispeten hani Düzce yaylaları falan vardır evet. Ya. Orada bile sıcaklık bayağı bir maşallah coşmuş. Bu hafta sonunda yani 20 derecelerin üzerinde seyredeceği söyleniyor. O hafta evet. Sonu herkes dışarıda onu anladık. Kesinlikle. Hep beraber göreceğiz. Valla dünyada en sıcak Ocak ayını geride evet. Bırakmış. Bak en tüm dünyadan bahsediyoruz. En sıcak Ocak ayı. Nereye gidiyor bu iklim krizi? İklim evet. Daha doğrusu iklim soğuması mı, iklim ısınması mı problem? Ortada ciddi bir problem var. Evet. Artık ne denir buna bilmiyorum. Yeni bir isimle anılması gerekiyor. Çünkü bu gerçekten büyük bir kriz, büyük bir çığlık. Çünkü özellikle hani kış turizminden geçtiğimiz hafta işte gittim Uludağ. İnsanlar aha. Kış tatilinde yapmak istiyorlar. Karda görmek isteyenler nasıl vardı var. Kar? Ama yukarılara çıkınca mı? Yani tabii ki vardı. Ama yani daha çok olması gerekmezmiş. Ocak, Şubat, Mart ayında özellikle orada da evet. Birçok istihdam sağlayan insan var. Çalışan insan var. İş yerleri kapanıyor bununla ilgili. Maalesef. Ama bütün Avrupa'da aynı şekilde. Sadece yani Kuzey Avrupa'da soğuk rekorları kırılıyormuş ama güneyine inince de yine bizim Samsun'daki havalar gibi. Maşallah yani herkes. Evet. Vallahi ama bu uzuyor. Mesela geçen yıl da bunu diyorduk ama biz Haziran'ın ortasında ya da 20'sinde falan tir tir titriyorduk. Şurada. Bunu da bakmak geç geldi. Lazım. Haklısın. Haklısın. Peki hadi bakalım. Güzel bir sen hoşuna gitmiştir tahmin ediyorum bu uygulama. Bilmiyorum ya. Yani yükselen burcunu öğrenmek için bir arkadaş CİMER'e yazmış. Genç bir hanım arkadaşımız, kadın arkadaşımız. Evet. Doğum saatini tüm araştırmalara rağmen öğrenemeyince yani her yerden aramış, sormuş, etmiş vesaire CİMER'e başvuruda bulunmak istemiş. Çünkü doğum saati önemli. Hani haritan çıkacaksa doğum saatini istiyor kimi yükselenli astrologlar. Yükselenli başka türlü bulamıyor musun? Bulamıyorsun Ebru'cum. Doğum saatin doğum yerin. Her şey bu kilit bunlar. CİMER de karşılıksız bırakmamış ve hanımefendiye cevap vermiş. Ya büyük hizmet. Yok.
Doğum saatinizi biliyor musunuz? Hayır. 2:17 geçe. Nereden öğrendiniz? Annemden. Merak etmediniz mi hiç? Hayır etmedim. Sabah 7:30 olması lazım. Kesin emin misiniz? Eminim. Emin değilseniz Cimer size söyleyebiliyor. Şaşırılacak gibi ama gerçek. Cimer hizmetlerine bir yenisini ekledi. Merak eden vatandaşın doğum saati bile bulundu. Doğum saatinizi biliyor musunuz? Evet biliyorum. Kaçta doğmuşsunuz? Ya sen ben doğum tarihimi bir sorsan. Ondan bilmiyorsun. Sizinki ne zaman efendim? Benim 19 Temmuz. Saati belli mi? Saatim sela vakti. 4 Ekim 2000'de dünyaya gözlerini açan bir genç kız doğum gününü biliyordu ama doğum saatinden bir haberdi. İşte onu öğrenmek için oldukça ilginç bir yol seçti. Ne ettim ama yani bayağı sene olunca bilmiyorum. Annem de bilmiyor. Senelerdir o sorunun yanıtını bulamayan genç kız en sonunda CİMER'e başvurdu ve doğum evrakları incelendi. CİMER'den cevap geldi. Saat 13:50'de doğduğu söylendi kendisine. Bilmiyorum. CİMER'e yazsanıza. Bundan sonra yazarız. Bence çok güzel bir hizmet. Başvurur musunuz? Tabii niye olmasın? O bilgi sosyal medyayı da salladı. Murat Kekilli'nin bu paylaşımına iletişim başkanı Fahrettin Altun da gençlerimizin CİMER'e ilgisi bizi memnun ediyor cevabı verdi. Hanımınkini biliyorum da kendiminkini bilmiyorum. Hıdrarize 20 gün kala doğmuşum. Peki doğum saati neden bu kadar merak ediliyor? Önemi ne? Aslında hiç kimsenin burcu yoktur. Önemli olan yükselen burçtur. Yükselen burcu bulmamız için de doğum saatinin net olması gerekiyor. Kişinin evlilik durumu, sağlığı, kişisel özellikleri, kaç çocuğu olacak, ne olacak? Bunlar gibi bilgileri net bir şekilde öngörüyoruz doğum saati net olunca. Bir benim şu yükselenime bakamadım. Bak ben bilmiyorum bu bilgilerden yoksunum. Ebru haberde diyor işte. Bulacağım bundan sonra. Ha işte yani CİMER'e yazarsan CİMER'e diyor yazacağım. Ki cevap olarak. Annemle babam tam olarak hatırlamıyorlar. Birçoğumuzun öyle kuşluk yani vakti deniyor. Yani 10-11 arası diyorlar. Ben de 10-11 arası diyorum olmazmış 5 dakikada değişiyor biliyorsun. Evet 10-55'te başaktım, ben. Başaktım teraziye döndüm teraziydim başağa döndüm. Bak. Neyse ki babam benim gibi çok titizmiş zamanında. Senin gibi. Yazmış aynen öyle 17-30 demiş mesela. Hmm. 33 dese ben başka burca geçiyorum. O derece o yani derece. Fena etkiliyor. Bir durum. O şeyi görebilir miyiz CİMER'in raporunu? Çünkü... Hani kimileri diyor ya sela vakti, yok akşam kuşluk vakti, turnalar gelmişti oğlum ne bileyim geyikler bilmem ne yapmıştı. Sazan zamanı. Evet cevap başvurunuz üzerine doğum dayanak belgeniz incelendi, hastaneden alınmış. Evet, doğum saatiniz 13:50 olarak geçti tespit edilmiştir. Bu kadar açık vallahi ve net. Bravo. Hastane kayıtlarında. Ya. Evet. Bir de bu var. Hiç aklıma gelmezdi vallahi. Değil mi? Onu sormak. Cevaplamak ben kaçta doğdum acaba? Evet, özellikle CİMER'deki arkadaşlar buradan şimdiden kolay gelsin. Kolay yoğun gelsin. Mesai saatleri sizi bekliyor. Net, onu söyleyelim herkes yani. Herkes bilmeyen herkes öğrenecek. Hayır, bilsem bile sorabilirim. Çünkü hastane kaydı var. Tabii, İkisini de denkleştireceğim mesela bak, babamın soralım. Yazdığıyla. Tamam. Harika. Sevgi selam. Sevgi selam olsun. Pekala, hava taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Şöyle ki efendim, biliyorsunuz havalimanlarına gittiğinizde elinizdeki bavulun ağırlığına göre bir bagaj tabii. hakkınız var. Bir de bavulu küçük bir bavul alıyorsanız el bagajınızın da bir hakkı var. Şimdi sadece onları ölçmeyecekler bundan sonra. Sizi de tartıyor olacaklar. Bu da daha güvenli bir uçuş, uçaktaki bir takım dengeleri ve daha profesyonel bir şekilde hesaplama yapılabilmesi için uygulanan bir hikaye. İskandinav bir havayolu şirketi bu yılın sonlarına doğru aynı bagajlar gibi yolcuların ağırlığını tartacağını duyurmuş. 500 kişi üzerine denenmiş. Yavaş yavaş da bu artacakmış. 500 kişi neye göre seçmişler? Sen yani gelen, sen gönüllüler yani. Var yani. Ha, evet gönüllüler. Ama ne bileyim oralarda hani ne bileyim hak hukuk biraz daha böyle hani yani kişisel haklarıma hakarettir bilmem nedir. Yani anlamam onu. Nasıl yapacaklar ben acaba? Ben geldim mesela içimden saklıyorum kaç kilo olduğumu son zamanlarda bir 3-5 almışım ya da yanında bir kadın var göstermek istemiyorsun. Ha bir dakika çekilin. Onun için özel bir şey yapmışlar. Sadece görevli ve senin aranda kalıyor tartıdaki sayı. Ha gizli bilgi. Gizli kimseyle yani ortalıklarda tartmıyorlar. Atıyorum seni. 70 kilo. Sen şimdi 45 falan mıydın? 42 mi? 58 kilo. 58. Varsayalım seyahate gittin o sırada ödem yedin falan 60 oldun. 61 oldun diyelim. Düşünsene. Hayır 60 kilonun üzerinde mesela sen 58 kilo 3000 lira ödeyecekken uçağa tabii. 61 olunca 5000 ödüyorsun. Tabii. Hayda o zaman sonra ne yapacaksın? Ağırlaşmışsın. Uçuş öncesi bir diyete gireceksin. Değil mi? Mesele bu. Evet. Ben sana söyleyeyim bütün dünyada yayılır bu. Ya da bavulları bırakacaksın. Bavulu bırakın beni alın. Beni alın diye aynen öyle. Vay arkadaş. Şaşırtıcı bir durum. Ama hassas işte, bir konu. Yayılır gibime geliyor. Evet. Özellikle ucuz hava yolu şirketleri Avrupa'da, Amerika'da bir hayli fazla şu kadarcık valize bile para alıyorlar evet, icabında. Evet, tabii, dolar falan aynen. filan. Öyle olunca muhtemelen diyete girecek arkadaşlar bir hayli fazla ya, olabilir. Peki, uçak dengesi ve performans hesaplamalarının daha iyi yapılacağı ve uçuşların daha güvenli şekilde gerçekleştirileceği. Yani bugüne kadar bunu düşünememişler mi diyeceğim. Vallahi, geç kalınmış bir hizmet. Kiloyu bilemem de boy konusunu açarlarsa ben hiçbir yere uçamam. Gerçekten.
Yani ya da mahrum. Sana özel ve sen ve senin gibilere özel bir koltuk mesafesi olması lazım. İşte o özel dediğin de hepsi euroya, dolara yansıdığı aynen. için Murat Güloğlu bu yıl sen İstanbul'da. Dizler göğsünde gidiyorsun yollarda biliyorum. Evet. Pekala devam ediyoruz. Buyurunuz. Şimdi yaklaşık 2500 kişiyi bir kasaba nüfusu neredeyse 2,5 milyar lira milyar ya dolandırdığı iddia edilen bir iş insanı gözaltına alınmış idi. Eşiyle kaçma hazırlığındayken yakalandı. Sedat Ocakçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı. Feryatlar aşağı yukarı aynı zaten. Yasin Taşkın köyümüzden 1 milyon 200 TL dolandırıldı. Şu arkadaşın 2 milyonluk tırı gitti. Merak etmeyin, o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. Ben de 300 bin TL param gitti. Ayrıyeten kredilerim vardı. Ben de hayvanlarımı sattım mecbur. Sadece onlar değil, yüzlerce kişi yüksek kazanç masalına kandı. Holding patronu da topladığı parayla lüks içinde yaşadı. Sedat Ocakçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı. Senin ne kadar gitti? 250 bin. Benim kendimin de gitti 800 bin TL. Köyün hepsi dolandırıldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım, kanlıyım. Hiçbir yere gitmedim. Suçladıkları iş adamı iddiaya göre kripto piyasasında yüksek kar vaadiyle 2,5 milyar liralık vurgun yapmış. Gözaltı kararı çıkınca da eşiyle birlikte Kıbrıs'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Yozgat'ta olan Ocakçı'nın hemşehrilerine de acımadığı anlaşıldı. Çok mağdur olduk. Bir tek ben değilim. Köyün hepsi böyle mağdur. Sedat Ocakçı'nın kendi istedi bunlar hep. Satın satın gönderin dedi. Ona güvenip varlarını yoklarını satan köylüler 5 kuruşsuz ortada kalmıştı. Burası da ahırın bomboş kaldı. Bir tane hayvan var. Onu da satacağım. Son borcumu ödemiyor ama yine de satacağım. Mağdurlara en büyük vaatlerinden biri Yozgat'ta kurmayı planladığı drone fabrikasıydı. Temel atma töreninin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen sadece hafriyat çalışmasının tamamlandığı ortaya çıktı. Güvendiğiniz dağlara kar yağdı. Yağmaz demeyin. Yani şimdi sen drone fabrikası kuracağız sana da böyle böyle bir getiri sağlayacağız diyen birinin hangi akla hizmet peşinden gidersin? Drone fabrikasının sana nasıl bir getirisi olacak? Acaba nasıl anlat? Dronelar gelecekte bize öyle harika işler yapacaklar ki marketten bir alışveriş yapıp o dronelarla yapılacak artık bütün hikaye gibi. Dediğin yani şeyler o olacak da. Düşünemiyor olacak biliyorum da. Hani onu senaryolaştırmış muhtemelen. Ne koyacak öne? Elimizde en güzel örnekleri var son dönemde Seçil Erzan. Tabii. Değil mi? O da kendi köylüsünü dolandırmıştı banka müdiresi. Kesinlikle. Oradaki hadise neydi? Orada da milyar milyar liralar var. Ünlü isimler vardı. Biz çok konuşmuştuk. Evet. Hiç farkı yok ki. Burada da köylüler var ya da normal Anadolu insanı var. Herhangi bir farklılığı yok. Alıyor bir de göstere göstere bir yaşam sergiliyorlar bu arkadaşlar. Hepsinin ortak noktası da yüksek kar vaadi. Tabii. Ya bu da kanmak da ayrı bir şey. Ona kanmak yani zaten yolunda gitmeyen bir şey baştan kendini söylüyor. Sana diyor ki sen bunu ver ben sana daha çok vereceğim. Diyor ya ki, ama coin piyasası diyor orada oynatacağım burada oynatacağım falan filan. Onu duyunca anlamıyorsun. Hiç elde belge yok bilmem ne. Çıkın çıkın gelin durumu var ya verin verin. Çekin çekin paralı. Tırlar gitmiş. Satın, arsalar satın, gitmiş. Satın satın harcayın demiş. Yani buralarda işte o akıl tutulmasına yakalanmamak lazım gibime geliyor. Ne kadar zengin olsan da ya da bu işleri biliyorum kardeşim ben mangalda kül yutmam ya da yutturmam desen de o parayı veriyorsun bilmem ne fonu diye. Geliyorsun burada da Yozgat'ın bir köyünde işte bizim Ocakçı ne arkadaşın adı işte Sedat'ın fonu diyor mesela. Ona parayı veriyor. Yani hiçbir şekilde farkı yok. Evet. Çiftlik Bank'ı da görüyoruz. Kimi yerlerde açmıştı çiftliklerini. Bak yalnız farkında mısın? Yani bu parayı bir şekilde kolayca bulan diyelim kişilerin görsel şova da çok fazla yeltenmesini görüyoruz burada. Yani bunu bir şov haline getiriyorlar. Çünkü bak ben nasıl kazandım sen de kazanabilirsin. Bende çok var sen de yapabilirsin. Tabii. Bak sen de karına bu arabayı bu şekilde hediye edebilirsin. Balonların içerisinden, kutuların içerisinden marka marka bir kendime siyah aldım bir de karıma kırmızı aldım. Sen niye yapmayasın? Evet. Kardeşim. Ama işte ve parayı veren de sormuyor. Ya bu kadar çabuk para nasıl kazanacağız biz diye. Tabii, tabii. Herhangi bir işte çalışmıyorum ya da çiftçilik yapıyorum falan filan. Hangi değerlerle, sen hangi... Sen kendin nasıl kazandın? Aynen hangi ederlerle bu parayı biz birdenbire kazanacağız diye sormuyor. Bir koyuyorsun 15 alıyorsun dediği andan itibaren kilitleniyorsun zaten. Seni hayaller dünyasından tabii, tabii. hop
Ama çok örnekleri görüldü hala da, yani Allah korusun da. İşte var, araba yapıyordu birisi Siirt'te. Birisi işte Tekirdağ, ne bileyim işte Seçil Hanım çiftlikler vesaire. Kuruldu, çiftlikler kuruldu edildi. Yani o kadar çok var ki hala da kanıyoruz. Bir İnşallah. Umudun peşinden gider insan. İnşallah ama, paralarını alırlar diyelim. İnşallah. Ödeyeceğiz paranızı diyor ya. Tabii. De Kıbrıs'a giderken yakalanmışlar. Peki, buyurunuz. Evet. Şimdi sosyal medya ünlülerinden bir isim var. Pınar Işık, ama Puka lakabıyla biliyoruz. Özellikle Twitter dünyasında çok fazla iyiydi. Evet. İddia o ki 16 aydır oturduğu evin kirasını ödeyemedi. Yani nereden baksan 1,5 yıla yakın. Az da değil. Ev sahibi isyan etmiş sonunda ve fenomeni mahkemeye vermiş. Kendini motive ederken bizim niye kesimiz obor kullanıyorsun ki? Bizim Nişantaşı'ndaki 3+1 dairemiz ailemizin tek yatırımı. Biz maalesef son 16 aydır kiramızı alamıyoruz. Kesinlikle bizimle kendisi iletişime geçmedi. Kıyafetlerim var, odam da var, bilmem ne, ama hangisi bana oluyor? Hiçbiri bana olmuyor. Sosyal medyanın pukkası, gerçek adıyla Pınar Işık, ev sahibini isyan ettirdi. Çünkü iddiaya göre tam 16 aydır kirasını ödemedi. Pınar Hanım ise 2,5 senedir bizim kiracımız. Fakat maalesef daha ilk aylardan itibaren kira ödemeleri çoğunlukla ya eksik ya da geç yatırılmıştı. Biz 5 etekle bir kombin çıkaramıyoruz. O zaman gidip onunla evlensin. Biz de böyle. Kiralarını tamamen ödememeye başlayınca asıl niyeti ortaya çıkmış oldu aslında. İddiaya göre ünlü fenomenin şu an oturduğu evin kirası son artışla 10.500 lira oldu. İskoçya'da bulunan ev sahibi sonunda yargıya başvurdu. Bir sene önce adli süreci başlatmak zorunda kaldık. İddiaya göre Puka lakabıyla bilinen Pınar Işık, eve gönderilen tebligatın kendisine ulaşmadığını söyledi. Şov Haber ekibi iddiaları sormak için Pınar Işık'ı aradı ama cevap alamadı. Sonunda mahkemeden tahliye kararı alacağımıza inanıyoruz tabii. Sen kendini motive ederken bizim niye kesimiz obor kullanıyorsun ki? Zor bir durumdan geçtiğini teyit eder bir halde bir bildiri cevaplamış. Son zamanlarda oğlumun yaşadığı bir kazadan sonraki 6 yaşındaki oğlu ciddi bir kaza geçirmiş. 2 ameliyat geçirmiş, üzerine de çok büyük geçmiş olsun. Bir takım zorluklar yaşadım ve bu yüzden ödeyemediğim doğrudur gibi, bu zorluklarda milyonlarca insan gibi bu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerde tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum, tökezlesem bile. Şimdi buyurun işin içinden çıkın. Bir tarafta 1,5 yıldır yaklaşık kirasını alamayan ev sahipleri. Yani bir ay ödeyemedim, bu ay çok sıkıştım dense bile biliyorsun ev sahibinin çıkarmak için bir hakkı var. Ellerindeki sözleşmeye göre. Yani ciddi bir süre, ciddi de bir tolerans tanınmış burada. Yani umarım bir şekilde bu sıkıntılarını giderebilmek için eşi, dostu, çevresinde her kim varsa senin dediğin gibi. Ama bu imece usulüyle giderse mahvolacak. Evet. Yani ben de söyleyebilirim işte, tamam dediği açıklama ya da ev sahibinin, her şeyi bir kenara bırakıyorum. Nişantaşı dediğin zaman zaten Türkiye'nin ortalamasının çok üzerinde kiralar. Herhangi bir delik bile tabiri caizse. Çok ya doğru. Burada ne bileyim, hani umarım dediğin noktada şunu söylerim. Hani umarım çözülsün falan diyorsun ya. Bir fon oluşturulsun. Evet. Bir fon oluşturulsun. Yani bunun adı kiracı fonu, ev sahibi fonu. Ne bileyim, böyle durumu iyi olmayan arkadaşlar, kirasını ödeyemeyen arkadaşlara en azından yani devlet ya da belediye yoluyla ev sahibinin o kazanç gelmeyen kazancı oradan karşılansın. Kira kredisi diyorsun. Bizim kredi değil. Mont fon. Kredisi gibi fon. Peki Muratçığım, bu ve bunun gibi çok fazla örnek verdi. İşte bunun tek çare bu. Ailesiyle sobayı kapının önünde yakıp gidecek yeri olmayan aileler mi? O sırada diyor ki ev sahibi ben ne yapayım kadar diyor. Ben de aynı şekildeyim diyor. Ve tek mesela gelirim benim bu ev diyor mesela. Evet. Ona göre ayarlamaya çalışıyor. Bu oluşturulacak ev sahibi kiracı fonuyla ev sahibi buradan sebeplensin. Yalnız kiracı da dediğin gibi kredi olabilir ya da sıfır faizli. Daha sonra o fona, nasıl biz öğrenciyken yurtlar kurumu bize veriyordu, aynı şekilde olsun. Başka türlü bilmiyorum ne olabilir. Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu da anlamış değilim. Yani. Haber kanallarında röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşında, zaten yeterince zor günler geçirdik. Psikolojimizin daha fazla bozulmasına izin vermeyeceğim. Meşgul ettiğim için kamuoyunu özür dilerim diye de bir açıklamada bulunmuş.
geçmiş olsun diyelim. Allah kimseye yaşatmasın. Yani hem sağlıklı hem de maddi olarak sınanmak çok zor olsa gerek. Allah kuvvet versin ama yani yalnız değil. Birçok insan var bunun gibi örneği. Diğer tarafta da mağduriyet karşılıklı burada. Ama işte o yüzden bu işi çözecek tek şey günümüzde maalesef para. Evet. Ve parayı ev sahibine verdiğin sürece atıyorum 30 bin lira kira değil de 20 bin lira verilecek ya da 25 bin o fondan karşılanacak. Benim şu an anlayabildiğim ve duyabildiğim bu yani hani çözüm olarak. Çünkü evet. Hani umarımla falan bu iş olmuyor. Olmuyor. Belli evet, yani. Haklısın. Aynen. Ha burada güzellikle gidiyor. Diğer tarafta diyor ki bak seni ne yaparım falan falana geliyor iş. Evet. Yine burada en azından hani kavgasız gürültüsüz arada aracılarla avukatlarla ilerleyen bir süreç var. 16 aydır. İnşallah çözüme ulaşsın. Buyurunuz. Şimdi Güldür Güldür şovumuzun karakteri var. İbrahim karakteri. Ben Güldür Güldür okuyunca yüzüme gülümseme geliyor. Yani o karakterler gözümün önüne geldiğinde şahane bir duygu. Harikasınız. Rüştü Onur Atilla. Bir görelim değişimi. Şişman özellikle bu yani hafif kilolu diyelim bu esprilerle konu oluyor idi. Herkesi seni beni gülmekten kırıp geçiriyor idi. İdi diyorum. Bir izleyelim sonra konuşalım peki. Neymiş. Şimdi burada bu çarşaf katlama sahnesi çok güzel. Şöyle tut diyor, ger, şöyle çek, böyle çek, şöyle şöyle yap falan. Yani o kadar tatlılar ve spontan da o kadar güzel geliyor. Şimdi burada neyi görüyoruz bu arkadaşın? Daha hafif kilolu halini görüyoruz. Tabii. Peki şimdi görelim ne olmuş peki? Tam 45 kilo verdi. Bak işte görüyorsun Ebru geldi. Evet işte bu. Bakar mısın? Nasıl değişim var değil mi? Üzerinden 45 evet. kilo gitti ya. Harika. Üzerinden bir sen gitti mesela yani 45 evet. İşte bir 10 kilo daha koysa. Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncumuz. Çok büyük geçmiş olsun. Rüştü Onur Atilla. Gerçekten 45 kiloyla bir rekora ekranlarda gözümüzün önünde imza attı. Çok da sağlıklı görünüyor. İşte öncesi işte sonrası. Harika. Şimdi sağlıklı tarafına bakmak lazım. Yaptığı açıklama çok önemli. Evet. Mide küçültme ameliyatı olmuş çünkü. 365 günde 45 kilo nasıl oldu diye soranlara cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Heh. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Derhal paylaşmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim diye başlamış sözlerine. Evet. Fakat her ne kadar teknolojisi zor noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı bu diyor kardeşimiz. Çok göründüğü kadar kolay değil yani bu hale kolay gelinmiyor. Evet ve kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu da biliyoruz. Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Evet. Yapın ya da yapmayın demem diyemem. Kesinlikle. Zaten bu doktorların vereceği raporla da ilgili bir şey. Kesinlikle öyle. Bravo bence bravo. Çok yerinde çünkü o yaptı ben de yapabilirim gibi böyle bunu bir akıma çevirmenin bir manası yok. Sonuçta sağlıktan bahsediyoruz. Tabii. Belli kriterlere sahip olman lazım. O şartlarda o ameliyatı alıyorlar ya da alamıyorlar. Durum çok net ortada. Bravo ben açıklamasını da son derece kendisi gibi ayağa yere basar bir şekilde buldum. Ve böyle diyor de ki, olması lazım. Ekleyeyim. Buyurun. Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığının hayat boyu beslenme alışkanlığıyla birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğinin kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini de altını çiziyor kardeşimiz. Haksız değil. Evet. Hadi ben ameliyatı oldum, zayıfladım, 45 kilo gitti deyip salan arkadaşları da az çok görüyoruz. Evet. Ama bu güzel kardeşim belli ki zaten ekran önünde de zaten sahnelerde bu kilosunu koruyacak. Güzel de olmuş. Hı-hı. Saçı da işte şu şey saçı değil mi? Saçı da yenilemiş acaba bu dedim. Evet ama tiplemelere girerken bıyıklar, sakallar her türlü kılığa giriyorlar. Rüştü, harika. Onur Atilla, sevgi, selam vallahi. Ama espri anlayışına hiçbir şey kaybetmiyor tabii. Tabii canım. Şimdi nasıl kendine iyi gelmiştir. Can Yaman'ı da görmüyor musun? O kaslı kollarıyla bile, vücuduyla bile 10 kiloyu verdi çok daha iyiyim dedi. İyi hissediyorum. Hafifledi yani yarı yarıya gitmiş neredeyse. Bravo. Evet. Tebrik ederiz. Peki. Sanat camiasının ünlü bir ismi vardır. Özgür Aras. Menajer. Birçok insanın menajerliğini yapan, çok ciddi anlamda bugüne kadar birçok insanın yanında gördüğümüz, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Onun doğum gününde ünlüler geçidi olmuş haliyle. Ama bir evde dans, yapmış galiba değil evde mi? Evde yapmış. Bir dans var ilgimizi çeken ki kim bu diyeceksiniz. Buyurunuz. Sevgili yıldızcığımız. Sahnede gördüğümüz gibi evin salonunda da aynı şekilde oynuyor. Yıldız nerede? Her yerde aynı. Evet. Bu kadar. Saçı da bir gelişme olmuş anladığım kadarıyla. Biraz kısa mıydı?
tamam, bir şey takmış galiba böyle yine. Bu şu anki peruk tabii. Yani demek ki. Peruk mu takmış, değişik. Değiştirmeyi seviyor kendini. Değiştiriyor, sarı oluyor, senin üstündeki renk oluyor bazen, böyle çılgınca işler yapıyor ama stil aşağı yukarı aynı. Sahnedeki evet. Neyse işte evin salonundaki hali bu. İşte Yıldız geçen Silvi'nin evinden doğaldı. De camı açıp şarkılar söylemişti vesaire. efendim tabii diğer arkadaşlar da var da Özgür kardeşimize de uzun uzun ömürler diliyoruz. Harika, doğum günün kutlu olsun Özgür. Gerçekten çok güzel. Komşulardan izin almıştır bence. Değil mi? Bence. Kusura bakmayın, saat 12'ye kadar biraz gürültü yapacağız. Biraz doğum günüm tamam demişlerdi muhtemelen. Şahane. Ben komşu olsam çıkar giderim. Ya çünkü o kadar ünlüyü nerede bulacağım bir de bu doğal halleriyle. Hepsini görürsün orada yan yana. Müthiş. Evet. Pekala, devam edelim. Şimdi 2 hafta önce yaklaşık annesiyle Melike Şahin konserine giden bir küçük kızımız var. Sosyal medyada çok konuşuldu. Delikan şarkısı söylüyordu annesinin omuzlarında. Ve herkesi mest etmişti. İşte bu güzeller güzeli kardeşimiz. Bakalım ne söylüyor. Ne anlıyor acaba o yaşında o şarkıdan? Fakat dudak uyumu vesaire, nameler, içli içli söylemesi. Yani. Vay Başak El abi. Yani çocukların bu yaşlarda böyle bir melodiye takılıp onları çok kolayca ezberlemeyen Eren, 2-2,5 yaşındayken Tavukları Pişirmişem şarkısını bayağı nameleriyle gerçekten. Hangisi o? Tavukları pişirmişem, kocayı da bakkala nereye göndermişem. Ya inanılır gibi değil, nereden çarşıya göndermişem. Yani öyle şarkılar söylüyor, biz böyle kalıyorduk, nerede duymuş olabilir falan diye. Gerçekten bütün Barış Manço şarkılarını ezbere bilir. Aa, Barış Manço benim 2 yaşındaki söylediğim Aynalı Kemer İnce Bele. Ama nasıl söylüyor, Aynalı Kemer İnce Bele falan diye evet. Yani. Baksana buradaki ağız okumalısı, şusu busu hepsi o kadar cüptüyayı önüne oturuyor ki. Evet, çok içli içli söylemiş ve tabii ki Melike Şahin bu küçük kızı fark etmiş. Ve daha sonra bu konseri Delikan şarkısını söyleyen ve kendinden geçen bu küçük tatlı kızımızı alıp kendi konserine davet etmiş Bostancı'daki. Evet. Ve orada da sahneye çıkarmış. İşte o anlar daha da tadından yenmez. Bak. Ben ne yapmış olabilirim acaba bugün buradayım? Binlerce insan, düşünsene. Işıklar, Melike Şahin yanında mikrofon uzatıyor. Evet, diyor ama ki, yine de uyum sağlıyor bak. Evet, o açıda diyor görünmüyor fakat biz orada el ele tutuşuyoruz ve Ela bana ne kadar güç veriyor farkında değil. Hiç ileride tekrar karşılaşacağız eminim. O zaman anlatırım ona notuyla bu güzel anı da bizimle paylaşmış oldular. Maşallah. Bravo. Hani Barış Manço'nun adam olacak çocukları vardı ya, daha sonra 20 yıl 15 yıl sonra görüyorduk. Muhtemelen sevgili Başak Ela'mızı da göreceğiz sahnelerde. Evet, İlk tatlı. Deneyim çok güzel, kıyafet de harika. Çok tatlı. Çok, tütü mü diyorlar? Tütümsü değil mi? Ah, kız çocuğu zaten yani yersin. Ama birdenbire tabii biraz da dut yemiş bülbül tadında başta ya, ne oluyor ya falan. Sonra alışıyor ama. Kalabalık. Düşünsene içeride binlerce insan ve Melike Şahin de güzelliği, kıyafetini de çok beğendim bu arada. Söylemeden geçemeyeceğim. Peki online alışverişte son dönemde bir yurt dışı çılgınlığı söz konusuymuş. Yapılan araştırmaya göre yurt dışından alışveriş rakamı bir önceki yıla göre %135 artmış. Neden diyeceksiniz? Neredeyse aynı ürünün fiyatı burada Türkiye'de böyleyken Niye acaba? Yoksa burada 2 katına çıktığı için mi yurt dışından sipariş veriliyor? Pahalı mıyız biz yani? Öyle diyorlar. Bakalım bir inceleyelim isteği. Yurt dışından alışveriş yapıyorum. Belli markalar, dünya ünlü markalar daha uygun yurt dışından alınabiliyor. Yurt dışından online sipariş veriyorlar. Aynı marka ürünü daha ucuza getiriyorlar. Örnek bir ayakkabı vereyim. 10-12 bin bandında ama yurt dışında 6-7 bin bandında alıyorsunuz. Pandemiyle beraber hayatımızın merkezine oturan online satış sistemi artık rotasını yurt dışına çevirmiş durumda. Öyle ki bankalar arası kart merkezinin 2023 verilmesi.
verilerine göre kredi kartıyla yurt dışından online alışverişler bir önceki yıla göre %135 artış gösterdi. Önceki yıl 48.8 milyar lira olan yurt dışı online alışveriş harcaması bu yıl 115 milyar lirayı gördü. En çok rağbet edilen ürünlerse genelde küçük ev aletleri ve elektronik eşyalar oldu. Yurt dışından yapılan alışveriş özellikle bilinen marka ürünlerde artış gösterdi. Ortalama mesela şöyle deri bir ürün 2000 lira 2500 lira civarındayken deri bir ürün mesela internet sitesi yurt dışında bu ürün %30-40 daha ucuz olabiliyor. Ben de şu an burada 6000 liraya aldığım bir montu sitesinde yani yurt dışındaki sitesinde 3000 liraya alabiliyorum. Yarı yarıya fark edebiliyor. Peki yurt dışındaki bir ürün Türkiye'ye geldiğinde neden daha fazla pahalı? Öncelikle gümrük vergisi var. Türkiye'ye girdiğinde bir gümrük vergisi uygulanıyor. Ardından KDV ekleniyor. En sonunda da kar eklenmiş oluyor. Hal böyle olunca aradaki makas da açılıyor. Kısa sürede gelmediği için ben de pek şey yapmıyorum. Bir ay iki ay bekliyorsunuz. Artı kargo ücreti anlamında da insanlara opsiyon sağlıyorlar. Bir de bedenlerde sıkıntı olabiliyor. Çünkü oranın bedeni Türkiye'ye göre biraz farklı. Ya iade de çok zor oluyor. Garanti yok. Yurt dışından uygunu alınabilecek ürünlerde düşük vergi uygulaması 1500 dolar ile sınırlı. O rakama kadar yapılan alışverişler sadece %18 ila 20 arasında vergilendiriliyor. Ama üzerine çıktığında iş ticarete dönüyor ve vergi artıyor. Yani gördüğün gibi tercih eden de var, cesaret edemeyen de var. Biraz biliyor olmak lazım ya da en azından daha garanti ürünleri belki de sipariş ediyorlar. Ama internete baktığın zaman bayağı bildik yerlerden bildik garantili bir şekilde evet. Siz yeter ki paranızı ödeyin biz getirelim 2-3 günde falan diye bir onlar durum da var. Ama yani bu vergi durumu tabii ki ister istemez doğacak ve yani aynı doğuyor şey da şeyi hatırla yukarı. Vatandaş Gürcistan'a şuraya buraya gitmiyor muydu? Telefonu Türkiye'de almayayım. Bambaşka fiyata satılırken daha aşağı yukarı herhalde aynı. Hani tamam belli bir kısıtlaması var da tabii. Diyorsun ki gümrük vergisi diyorsun. Ondan sonra yok ulaşım masrafı ne diyorsun. Var. Ardından yok işte kar konuyor vesaire vesaire. Ona rağmen hala bizim memleketteki ürün tercih edilmiyorsa bir oturup düşünmek lazım. Belki kısıtlamalara gidilebilir. Evet. Özellikle bu hadise bu kadar madem geldi. Hani evet. Ama bir taraftan da şuna bak. Mesela şu arkadaş çizmeyi alıyor oradan değil mi? Emin ol %90 Türkiye'den yapılıyor. Tabii net. Ama net de oraya gidiyor. Evet. Sonra biz daha ucuza yani alıyoruz. Mesela burnumuzun dibinde bir imalathanede yapılan bir elbiseyi ya da ne bileyim elektronik her neyse gidiyor. Geri istiyoruz oradan ve daha ucuza alabiliyorsak bir durup düşünmek lazım niye acaba diye. Evet işte o yani marka denen şey üzerine gelen etiketler birçok şey fark ettiriyor. Yani marka eyvallah sorun, da. Yani deneyebilirsin çünkü online alışveriş pandemide zaten çok çok fazla gelişti. Hı. Ve insanlar buna biraz daha aşina kolay oldular. İade yazmışlar. Ha, kolay iade. İade kısmı beni bir tek düşündürür. Uçak burada. Var. Yani burada en azından bir günde iaden gidiyor ya da değişikliği yapabiliyorsun. Ben çok tercih ederim etmem. Ama işte edenler evet. Çoğalmış çünkü bak 115 milyar liraya çıkmış. Evet. Ötesi var mı? İki katı yani. Oldukça yüksek. Çok yüksek. Evet. Yani hani tamam marka falan filan diyoruz da buradaki niye o kadar pahalı evet. Ona da bakmak lazım. Peki rapor alıp tatile gitmek tazminatsız işten çıkarılmanıza sebep olabilir. Herhalde canım tatil raporu mu almış? Tatil raporu almış. Aa, yani bilmeden. Bir rapor almış. Şimdi rapor neden alınır? Yani bir zaruri bir durum vardır. Hastalıktır, kayıptır, hamileliktir. Yani değil mi? Mecbur. Ama affedersin belki bir hani psikiyatrist bir durum var ve diyor ki doktor sana git bir kafanı dinle bir başka yerlere olabilir. Git. Ha, değil mi? Raporun içeriği de önemli ama burada. Ama bir raporsa zaten o doktor tarafından yazılmış olması lazım. İşte hani raporun mi? İçeriği de önemli. Belki öyle demiştir doktor. Ha belki de. Kimi raporlarda bilemem. Ayrıca yani sen raporluyken nerede olduğundan kime ne bence bir taraftan da. Yani ben raporluyum kardeşim iki gün boyunca ister Honolulu'dayım, ister İstanbul'dayım, ister evimin bahçesindeyim. O kimseyi ilgilendirmez. Özel bir şirkette gayrimenkul değerleme uzmanı olarak çalışan bir kadın hastalık raporu alıp Bodrum'a tatile gidince işinden olmuş. Hasta ve diyor ki raporda doktor sana git evinde dinlen. Hı. Evi oradaymış. Ya nerede? Da bu boş günüm varken iki gün buranın keşmekeşinden de biraz kafayı da dinleyeyim orada dinleneyim. Ne hastalığın boyutu tabii önemli sene dediğin gibi. Ancak kadın tatilde olduğunun iş yerindeki bilgisayarına kaydettiği resimlerden anlaşıldığını ileri sürerek bunun kişisel haklarını ihlali olduğunu belirtti ve işe iade davası açtı. Kişisel hak dediği benim bilgisayarıma gelip fotoğraflar görüldü. Görülüyor. Sen Bodrum'daymışsın işte senin fotoğraflarını gördük diye. Yani tazminatsız işten çıkarılmış bu arkadaş. Sosyal medyada yayınlamamış. Kendi iç bilgisayarına yüklemiş. Tabii. Kişisel haklara saldırdı değil mi? Kim bilebilir senin bilgisayarına fotoğraflarına bakabilir? Evet çok acayip bir durum. Aynen bir öyle. Böylece bu talebi hem mahkeme hem yüksek mahkeme hem de anayasa mahkemesi tarafından kabul görmedi. Süreç anayasa mahkemesinin fesih ilişkin temel sebep bilgisayardaki resimlere dayanmıyor. Kararıyla son buldu. Hı. Yani aslında burada açıkça ve çok acı olarak bir bahane aranıyormuş.
Bu da kulüp olarak uydurulmuş ve işten çıkartılmış. Ama şunu da bilmiyorum çok açıkçası. Yani beni bilgilendirir arkadaşlar da. İş yerindeki bilgisayar senin olmadığı için iş yeri oraya rahatça giremez mi? Herhalde hani özel bir bilgisayarım olsa tamam ben bunu söylerim de iş yerine ait bir bilgisayara ne bileyim hani bilgisayarcı... Zaten özel şeylerin de girmemelisin oraya ama işte bu telefonu yüklenenler aynı zamanda oraya düşüyor. Bir takım hikayeler var biliyorsun. Çalışanın iş vakti kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmediği, rapor alarak tatile gittiği gerekçesiyle feshedilmiş. Yani hemen değiştirilmiş. Ha. Evet. Evet, aman dikkat diyelim. Yani. Dikkat, yani rapor alıp da öyle seyahatlere falan filan. Bir de açık arayanlar kardeşim. Da çok fazla oluyor böyle zamanlarda. Yani rekabet, hırs, iyi niyetli değil herkes günümüzde yani. Evet. Kötü niyet aramak isteyince de bulunuyor. Buyurunuz. Şimdi hırsızların çalıp sakladıkları binlerce liralık bebek arabalarından bahsedeceğiz. Bebek arabaları denince durup dinlenmek lazım. Çünkü birçoğu maşallah bizim yollarda gördüğümüz arabalardan daha da pahalı tabii olabiliyor. Tabii. Hani abarttım da yani baksana şu güzelliklere tabiri caizse. Almasan da olmuyor. Bu bebek arabalarını bir taksi şoförü buldu. Hepsini tek tek sahiplerine teslim etti Avcılar'da. Hırsızlar çaldı, taksici bulup sahiplerine teslim etti. Böyle insanlarımız varmış. Çok teşekkür ederim. Abi ne demek? Taksi şoförü Mehmet Ali Koç, İstanbul Avcılar'da aracını park ederken bebek arabalarını gördü. Muhtemelen bunların birinin çalacağını düşünüyorum. Herhalde buraya bir yere zula yaptı. Sabah da bunları alamadı. Eğer ki sahipleri falan varsa bunlar sağlam da. Buyursun gelsin alsın. Şüphesinde haklıydı. Bebek arabaları onun sayesinde gerçek sahiplerine kavuştu. İlk defa o gün bebek arabamızı dışarıda bıraktık. Yani apartmanın içine bıraktık. Bir gecelik bir malumattı bu böyle. Dışarı atmışlar. Çok sağ olsun abi bulup içeri almış. Teşekkür ederim. Yani bebekler belli bir yaşa gelene kadar anneler sokağa çıkarken en büyük aksesuarlar o araba. Tabii o arabada yaşıyorlar. Çocuğun çantası, bezi, senin çantan, eşyaların. O araba bir de sağlam ve iyi bir düzenekte olması ve çocuğu koruması için kaldırımlardan inip çıkıyorsun. Mesela bunu alıyorsun 5 yıl götürüyor mu çocuğu? Tabii, hayır. Demek yani ki götüreni de var götürmüyor. Çok küçükken bak daha şu puset şeklinde olanlar var ya. Evet. Onlar da yatıyor çünkü daha oturamıyor oluyorlar. 8 aydan sonra falan oturmaya başladığında daha oturan haline geçiriyor ya da bunun içine bir aparatı var o takılıyor. Yani bunlar ciddi paralar tabii ki. Ciddi paralar öyle kolay şeyler de değil çünkü çocuğu bir şekilde koruyan evet. Çocuğun aracı yani düşünsene. Bence çok büyük bir kayıp. Kapı bir önlerinden vesaire çalıyorlar. Ya ikinci eli de onları. Vardır bunun doğal olarak kesinlikle. Yani hani baktığın zaman. Evet yine bir kahraman taksici arkadaşımız vallahi bugünlerde gerçekten farklı farklı hareketlerle mağdur kaldıkları durumlarla hem dikkatimizi çekiyorlar hem de bizi bir kez daha biz de insanız bakın bizi de görün hikayesini hatırlatmış evet. Oldular. Teşekkür ediyoruz kendisine bu araçları arabaları buldukları yani, ailesine iade ettikleri tek için. Tek tek sahiplerine ulaştırması da apayrı evet, bir mevzu evet. Düşünsene helal yani olsun. Bütçede büyük delik bu. Tabii ki. Gitti. Hani bir ay anlık ya hanımefendi yani. Diyor ya bir anlık koyduk oraya ya da hani bir gün kalıyor bir akşam kalıyor evet. Falan filan birdenbire uçuyor. Ya zaman kötü dikkat edelim gerçekten şu kalemi bıraktığın andan itibaren 5 saniye sonra evet. Göremiyorsun yerinde. Nereye gitti? Adam alıyor. 5 evet. Liraya 3 liraya mesela atıyorum bunu 1000 liraya şuna buna satıyor yani. Evet, doğru. Dikkat lütfen kardeşlerim. Aynen. Şimdi otobüse binen bir yolcu bir anda fenalaşıyor. Nerede? Diyarbakır'da ve otobüs şoförü de bir an olsun düşünmeden gaza basıyor ve fenalaşıyor yolcu. Hastaneye yetişiyor efendim. Yolcu fenalaştı, şoför hayatını kurtardı. Yolcular inmesin. Diyarbakır'da yolcu otobüsüne binen adam kendini kötü hissetti, aniden fenalaştı. Otobüs şoförü Mehmet Şakir Kaçka da bir an olsun düşünmeden hemen gaza bastı, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Yolcular inmesin. Evet yine bir refleks örneği Ebru'cum gördüğün gibi.
hiçbir şekilde dinlemeden hemen yolcuyu hastaneye götürüyor. Helal olsun. Tabii. Yolculara da söylemiş, kusura bakmayın, acilen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bravo. Bak işte gene bir duyarlılık var burada. Otobüs şoförleri kardeşlerimiz özellikle bu konuda çok duyarlılar. Evet. Yani çok da bu tür haberleri veriyoruz. İnşallah. Yolcu arkadaşımız da duyarlı. Olmasın. Bak gelip söylüyor. Bu arada oradaki koruma dikkatimizi çekiyor tabii ki. Böyle olması gerek her türlü. Ne olur ne olmaz. Yani tabii. Hijyen açısından, sağlık açısından, konsantrasyon açısından da o bir yana arkadaş da hemen hastaneye yetiştirilmiş. Kalp krizi geçirdiği öğrenilmiş bu arada. Büyük geçmiş olsun. Evet. Ataşehir'e doğru gidelim mi? Gidelim peki. İstanbul'da, Ataşehir'de. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir minibüsün kendisini almadığını iddia eden adam eşkıyalığa soyundu. Evet. Ve kendi otomobiline bindi. Şöyle el ediyorsun. Minibüs şoförü seni almıyor. Servisteki aracını hırs yapıyorsun. Servisteki aracını alıp minibüsün önünü kesiyorsun. Ve diyorsun ki niye beni almadın? Özür dile. Ama o sırada trafik kapatıyorsun. O diyalog güzel. Bir bakalım neymiş. Ya güzel dediğim ilgi çekici. Yol kesti, eşkıyalığa soyundu. Bak sen niye almadığını sebebini söyle. Seni mi gördün? Beni gördün, hayatımda almadın. İlk defa görüyorum. İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde bir adam minibüs şoförünün el kaldırdığı halde kendisini almadığını iddia etti. Aracını aldı, peşine düşüp yolunu kesti. Selamünaleyküm. Sen beni şahsi olarak tanıyor musun? Şahsi olarak yok. Bana bak, beni tanıyor musun? Ajanlarda beni niye almadın el ettiğim zaman? Canlı yayındasın ha. Nerede almadın? Ajanlar, Aksekili Camii'nin önünde. Ajanlardan ben yolcu aldım. Durdum. Aksekili'nin orada durdum. Yolcu aldım. Beni gördün, almadın. Sebebini söyle, gideceğim. Sana inat gittim. Arabayı aldım. Servisten geldim. Önünü kestim. Bana sebebini söyle. Sosyal medyada canlı yayın açıp minibüs şoförüne hesap sordu. Bak, bu araba yolda gidiyor. Tamam. Seni görmesek, almasak suç mu işledik? Suç işledik. Canlı yayına soruyorum. Canlı yayına soruyorum. Ben suç mu işledik? Suç işledik tabii. Göremedim. Görmedim diye suç işledim. Tamam. O anlarda trafikte olan herkes onu beklemek zorunda kaldı. En sonunda şoförün özür dilediğini duyunca keyfi yerine geldi, kapattığı yolu açtı. Benden bir özür dile, ben gideyim bak. Beni almadın. İşim vardı. Özür mü? Özür dile. Çok kolay kadar geldin ya. Eyvallah kardeşim. Sağ helal olsun. Eyvallah kardeşim. Eli öpülecek adamsın. Eyvallah. Ancak olay orada son bulmadı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis şahsı tespit etti ve gözaltına aldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından minibüsün yolunu kesen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vallahi hakkını mı aradı, kavga mı aradı bilmiyorum. Ben anlamadım. Burada bir şey aramış belli ki. Yani kim uğraşır böyle bir durumda? Bir de gidip sorduğun soruda. Sen beni tanıyorsun. Niye ama kamusal bir iş yapıyor ve almak zorunda değil mi? Yani görmedim diyor. Sen gururuna yedirememiş gitmiş. Ama kendi hakkını ararken arkadaki korna seslerini duyuyorsun. Tabii ki. Yani orada bir 5-10 dakika bile dursa arkadaki vatandaş doğal olarak biraz da yolu açın kardeşim ya da sağa çekin tabii. Kendi aranızda halledin durumu. O açıdan bakarsak. Işte. Çok içerlemiş beni niye almadı diye. Yani hakkını aramakta, bu soruyu sormakta haklıdır gerçekten. Çünkü minibüs dolu olabilir, boş olabilir, o yer olduğunu görmüştür, görmemiştir, orasını bilemem ama ben sana hayatımda ilk defa gördüm şaşkınlığında ve saflığında olan da bir şoför var orada. Valla canlı yayındasın, dikkat et diyor. Canlı yayın sıkıntılı biliyorsun bazen. Olabiliyor yani. Onu görünce birdenbire az önce sahneye çıkan Melike arkadaşımız, o küçük Ela gibi kala kalır öyle valla. Aynen öyle. Neyse, geçmiş olsun güzel kardeşlerim. Ama iyi, en azından hani vatandaşın bu tavrı mühim. Çünkü özellikle böyle yani kamusal işler yapan arkadaşlar bundan sonra daha duyarlı oluyor. Şimdi duyarlı oluyor Muratçım da, yani yolu kesti, eşkıyalığa soyundu, adamı işinden etti, trafiğe alt üst etti. Hakkında hemen polisler tabii ki bunu görünce ifadeye aldılar kendisini. Yani bu hak arama normal bir hak arama değil kesinlikle. Yani, yo, ben minibüs şoförü açısından baktım oraya. Elbette. Yani onun açısından da baktığında, beyefendi açısından da baktığında yani kavga arıyor ama son anda Allah'tan ucundan dönülmüş denilebilir buna. Çünkü o arabadan inebilirdi minibüs şoförü arkadaşımız. Geçmiş olsun, görülmemiş bir haber daha görmüş olduk. Peki. Şimdi. İstanbul. Buyurun. Taşı toprağı altın mı? Vallahi altınlıktan pırlanta daha. Pırlanta mı? Gerçi altın da diyebilir. Pırlanta seviyelerine yaklaştı çünkü altın fiyatları da. Evet. Neye bunu bağdaştırdık acaba Murat? Şimdi Merkez Bankası'nın son raporuna göre kira ortalaması 16 bin liraya çıktı. Kira ortalaması İstanbul'un herhangi bir yerinde ama depreme daha dayanıklı yerlerde bu uçuyor gidiyor zaten baktığımız zaman. Şimdi 16 bin lira dediğimiz zaman asgari ücret kaç para? 17 bin. Artık onun hesabını yaparız. Deprem riski yüzünden bazı ilçelere tabii ki talep patlaması var. Görelim efendim.
yüksek kiralar söz konusu. İnsanlar çok mağdur bu konuda. Aşırı pahalı. İstanbul açısından baktığımızda tüm dairelerin kira fiyat ortalamasının metrekarede yaklaşık 160 TL olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Bu rapora göre kiralarla ilgili ortaya dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Görünen o ki İstanbul'daki evler özellikle değerine değer kattı. Siz eski kiracıydınız, daireyi boşalttınız, yeniden başkasına kiraya verdi. Kirayı yüksek yaptı. Geçtiğimiz Ocak ayında yenilenen sözleşmelerle birlikte İstanbul'da kiralar bir ayda %11,46 yükseldi. Bir ay itibariyle %11 artması demek, yıllık %120 artması demek. Şimdi kiracı da kendince haklı, ev sahibi de kendince haklı. İstanbul'da bir evin ortalamaya göre metrekaresi 160 liraya geliyor kiralayınca. 16 bin lira kirayı öderse çocuğuna bir şey alamaz yani. Ama ev yeniyse, bina yeniyse metrekareye 200 liraya kadar çıkıyor. Yani ortalama 100 metrekare bir evin kirası 20 bin liraya geliyor. Kiracıların artık daha düşük metrekarelere biraz da razı olduğunu söylemek mümkün. Asgari ücretle çalışan bir insan için çok zor. Hele bir de çocuk varsa. 1+1 evler bile öyle şu durumda. Hani 10 bin, 12 bin değişiyor. Biz 9 bin liraya oturuyoruz. 5-6 ay önce tutmuştuk. Tabii şimdi o fiyata yok. Özellikle deprem korkusu tabii bazı ilçelere talebi arttırdı. İstanbul'un kuzeyi, temin üst kısmı dediğimiz bölgeler biraz daha özellikle kiralıkta da tercih edilen bölgeler. Başakşehir ve Çekmeköy'de son bir yılda kiralık evlere olan talep neredeyse %100 arttı. Orası yeni yerleşim olduğu için herhalde. Arkadaşım orada oturuyor zaten. Çok fazla. 20 binden başlıyor. Evet, bu da bir şekilde ev bulma hali birazcık daha imkansız hale getiriyor. Zaten çok kolay değildi ama dediğin gibi özellikle deprem daha dayanıklı bölgeler olarak nitelendirilen bir takım bölgeler kuzey var. Kuzey tarafları. İstanbul'un kuzey tarafları. O zaman valla korkarım şundan. Kuzey tarafları deyince tabii hani boş yerler de var. Boş olmayan kimi yerler de var. Oralar yeniden yapılaşır mı yapılaşmaz mı ayrı bir mevzu. Ama tabii ev sahibi açısından bakarsan bugünkü rakamları değil ama gelecek enflasyonu hesaba katıyor. Yani bugün mesela düşünüyor, ben şimdi bu evi kiraya versem atıyorum. Hani güncel rakamlardan 30 bin liraya 40 bin diyeyim. En azından 6 ay sonraki enflasyonu yakalayabilirim diyor. Yani bugünkü rakamı hesaba katıp da vermeye kalksa, çünkü bir kez sözleşme yapılıyor. Zararlı. Ondan sonra kiracı çıkıyor çıkmıyor, büyük problem. O yüzden azından, kapılara dayanıyorlar ya. Evet, peki enflasyon niye hani biraz daha düşürme vesaire? Bu refleksler olduğu sürece enflasyon düşmez zaten. Çünkü geleceği enflasyonuz. Evet. Ve enflasyon oranına göre bu şekilde gidersen de işte fiyatlar zaten uşuyor. Gidiyor. Bir de deprem korkusu var zaten. Anlamı kalmayacak diyorsun ama işte. Yok yok, anlamı kalır. Ev sahibi açısından bak. Evet. Ama yani bir de şeyler var. Deprem hadisesi, bütün belediye başkanları falan filan ya da bütün seçimlerde deprem özellikle vurgusu. Vatandaş tabii doğal olarak ben burada yaşamaya devam edeceksem kendime daha güvenli bir yer bulayım diyor. Yolu bilmem ne hepsini hesaba katarak ya da katmadan gidiyor o sağlam tabii gördüğü ki, yerlere. Uyumak istiyor insanlar. Fiyatlar bir uçuyor. Yıkılmadan yaşayabileceğim bir yuva bulabilmek herkesin en büyük insani hakkı aynı zamanda. Pekala, umarım bu da bir normal hale döner diye düşünüyorum. Bir ara kiralar indi diye bir sevinmiştik ama hani kursağımızda mı kaldı diyeceğim. Peki, iki kafadar biraz eğlence arayışındaydılar ve baş başa verdiler. Bir kare eğlencesi için kendilerini dışarı attılar. Şimdi görüntüler geldiğinde aracın arkasında bağladıkları lastiklere oturup kaymaya başladılar tıpkı görüldüğü üzere. Yani biraz eğlence niye olmasın? Denizde de yapılır ya bu ebru. Evet tabii, değil mi, ama en azından düştüğün yer biraz daha sağlamdır orada. Köpekler de peşlerine takılmış, gayet güzel görüntüler. Fakat bu eğlenceli anlar bir anda bambaşka bir korkuya... İşte adrenalinle eğlence karışınca daha keyifli oluyor belki. Ama köpek de ne yapsın, öyle bir hareket görünce koşuyorlar. Tabii ki. Köpekler arabanın arkasından arkasından gitmez. Belki de o eğlence olarak gördü. Nereden vallahi bileceğiz yani Allah aşkına. Çok korkmuş, baksana. Şşt, uşt falan yapıyor fakat. Ama yani eğlenceleri hafif kursakta kalmış. Ama tabii nereden baksan tehlikeli. Şöyle bir viraja girse, Allah korusun, o viraja alamasa edemese yani falan. Kaya var, taş var, altında her şey düştükleri anda. Denemeyiniz efendim. Böyle lastikten olmuşlar. Ay çok güzel. Hadi bakalım. Hadi. Ay harika. Reklamlara gidiyoruz sevgili izleyiciler. Evet.
Efendim bizler için haftanın son iş gününe geldik. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Pazartesi günü saat 8'de görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.